Süleyman Soylu GDH YouTube kanalına konuk olmuş. Ve de orada son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış. Bu normal mi diye sormuş. 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık. 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DHT terör örgütü mensubu yakaladık diyor. İşte Murat ara Timur Soykan, Fatih Altaylı. Bu arkadaşlar neye hizmet ediyor diye soruyor bu arkadaşlar gazeteci. Bence Süleyman Soylu'nun ben bu röportajını dinlediğimde dedim ki ya ben Süleyman Soylu olsam şunu sorardım kendime. Neden benim hakkımda bu kadar olumsuz bir algı var? Neden Süleyman Soylu hakkında bu kadar olumsuz bir algı var? Güzel bir soru. Bence ara sıra aynaya bakıp bunu sormak lazım. Bu arada top sakal bırakmış. Ee, yani Süleyman Soylu çok agresif bir siyasetçi. Ha, diyebilirsiniz ki yani, bu, bunun bir karşılığı var. Var, İçişleri Bakanı oldu. Yıllarca İçişleri Bakanlığı yaptı. Ama bence algıyı yönetemedi orada. Şimdi anlattıkları doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama Süleyman Soylu neden benim hakkımda 550 tane olumsuz yazı yazıldı diye sorarken bence dönüp kendisine sormalı bu soruyu. Neden acaba? Ben nerede yanlış yaptım acaba? Neredeki algıyı tam yönetemedim de böyle bir noktaya geldim diye sormalı. Yoksa doğrudur, yanlıştır. Bir de hala yani hala işte ya Timur Serk, Timur Soykan'ın ya Timur Soykan'ın şeyle ne işi olabilir? Yani Süleyman Soylu'nun şahsıyla ilgili ya da Murat Ağar'ın ya da Fatih Altaylı'nın ne şey olabilir yani? Ya biz Süleyman Soylu'yu sevmiyoruz yani Bunlar kişisel meseleler değil ki yani. Niye sevsin, niye sevmesin yani? Sonuçta birileri araştırmacı gazetecilik yapıyor. Birileri işte şey yapıyor. E yorum yapıyor. İşte buna bu şekilde yaklaştığınız zaman değil 550, 5500 tane de olumsuz yazı çıkar. Bence ilk olarak buradan başlamak gerekiyor. ya. bu insanları ya bunlar gazeteciler benle uğraşıyorlar demekten öte bir şekilde bir iletişim kurmak lazım. Ben olsam Timur Soykan'ı ararım. Timur Bey gelin bir kahve içelim sizle. Siz ne iddia ediyorsunuz? Ben size yanıtlayayım derim. Madem bu kadar iddialı kendi yani suç örgütlerini çökerttiğini düşünüyor, şey yapıyor. Aslında bu işin piri Mehmet Ağar'dır bak. Mehmet Ağar. Ya ben gittim Hüseyin Baybaşı'nda Mehmet Ağar'ın Hüseyin Baybaşı'nda Amsterdam'da röportaj yaptım. Mehmet Ağar'la fotoğrafları var. Bir tek onunla değil. Bir sürü devlet erkanıyla fotoğrafları vardı. Geldik yayınladık 32. günde. Kıyamet koptu. Birkaç ay er sonra Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kaldı. İçişleri Bakanı'ydı. Bugüne kadar bak bunu yapan adamım ben yani. Hani Mehmet Ağar'dan bir kez Gerçi bir iki kez biraz sertleştik böyle bir karşılıklı bir polemiğe girdik ama gayet medeni bir şeydir yani. Mehmet Ağar herkesle konuşur. İletişimi sağlam tutar yani. Yani bu haberi yapan benle bile bunca yıldır konuşur yani. Gördüğümüzde yani oturup hani Mehmet Bey ne haber bir kahve içelim demeyiz de bir yerde rastlaştığımızda yani. Hani geçen gün cenazede rastlaştık. Gayet medeni bir konuşma yaptık yani kendisiyle şeyde. Ara sıra anlaşımı benim yaptığım haberlerden rahatsız olduğu olur, şey olur, arar, konuşur. Yani bu bence politikacı için çok önemli bir şey. Politikacılar için. Yani Ekrem İmamoğlu'nu benden daha fazla eleştiren var mı? Yerden yere vurdum. Bizim programımıza çıktı. Geçen gün yine cenazede karşılaştık. Gayet esprili şeyli bir konuşma oldu aramızda, medeni bir konuşma oldu. Geçen gün Erdoğan aradı beni yani hani düşünün herhalde Erdoğan yani kimlerden haz etmiyorum dese ilk beşte yer alırım yani. Ama hani bir cenazemiz vardı. Aradı, konuştuk medeni bir şekilde. Yani bu e, tüm politikacılara tavsiye ederim. Bu iletişim kanallarını gazetecileri ötekileştirmek yerine, kızmak yerine, azarlamak yerine bu iletişim kanallarını açık tutmak önemli bir şey. Medeni bir şey yani. Ya Süleyman Demirel bir gün 5'ten 1K'da yine Erdoğan'la bir polemikteyiz. Yine Erdoğan meydanlarda işte kim bu gazeteci bu gazeteciyi ay aydından böyle gazeteci mi olur falan diye bana saydırıyor. Van depremi miydi neydi yine bir polemiğin içindeyiz yani ne olduğunu da hatırlamıyorum o kadar çok oldu ki artık. Süleyman Demirel dediler ki sizin Demirel o sırada şey emekli. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı. Dediler ki Süleyman Bey sizin yayınıza katılmak istiyor. Telefonla. Allah Allah. Ya, dedim yani arayalım gidelim yani hani Süleyman Bey katılmak istiyorsa. Yok dedi. Peki dedim konu ne dedim. Konu yok dedi. Sadece sizin yayına katılmak istiyor dedi. Ben şimdi ilk başta anlamadım ne oluyor. Sonra ben de jeton düştü ki Süleyman Bey aslında bana destek vermek istiyor o sırada. Yani hani ben Cumhur Ozan'ın başbakanı beni yerden yere vuruyor. Aydın Doğan'a şikayet ediyor. At bunu işten diyor tutuklanacak mıyız, işten mi atılacağız bilmiyoruz artık ne olacağını. Ve de Süleyman Bey oradan bana arıyor, yayına katılıyor. Katıldı sonra biliyor musunuz? Ne konuştuğumuzu da hatırlamıyorum ama önemli olan Süleyman Demirel'in benim canlı yayınıma katılması. Niye? Çünkü diyor ki ya bir dakika hani Cüneyt ben seni gazeteci olarak tanıyorum demek bu aslında. Ben mesela Süleyman Bey'in politikalarıyla 180 derece zıtımdır ama personasına, kişiliğini son derece saygı duyuyorum. Yani. Unutmam yani bana o en zor günümde e, destek vermesini. O dönem mesela bazı politikacılar arıyordu beni. Diyor ki yani hep oluyor böyle. AK Parti mesela. Cüneyt Bey bu aramızda kalsın diyor mesela. Şimdi benim bana destek vermek istiyor ama bu da duyusunda istemiyor yani. Şimdi Erdoğan bana saydırırken sen şimdi AK Partili bakan arıyor beni. Yani. Ya da Erdoğan'ın yanındaki birisi arıyor mesela. Yani benim haksız daha uğradığımın farkında o da yani politik olarak bir şey olduğunu. O da iyi niyetli. Ona da teşekkür ederim. Ama Süleyman Demirel'in bu çıkışı bence e, Süleyman Soylu'ya örnek olacak bir çıkıştı. Hüseyin Çelik sarayda komünist bozuntusu racon kesiyor. Erdoğan nasıl müsaade ediyor diye sormuş. Hüseyin Çelik önemli bir isimdi AK Parti için. Kurucularından bir isim. Ee, ve de çok önemli işler yaptı aslında AK Parti'nin DNA'sında olan bir isim. Sonrasında bir şekilde kıza çekildi. Ee, ve de serbestiyete, serbestiyete konuştu geçen gün. Allah Allah dedim. Bayram değil, seyran değil. Niye Hüseyin Çelik acaba konuştu? Mehmet Uçum'a çakıyor. İşte diyor ya Mehmet Uçum biz not alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, ee, şey yapıyoruz diye oradan yürüyor yani. Hani